Evlat, var mı bunlardan bir istediğin? Yani var mı özel bir bayan, bu güzellikleri ona gideresin? He? Sağ olun. Kürklerle aram o kadar iyi değildi. Ah böyle yeni nesil. Evlat, erkeğin ilk işi budur. Kürkçülük mü? Evet, kürkçülük. Kadınını avladığın hayvanların kürküyle sarıp sarmalayacaksın. Simsıcak tutacaksın onu. Medeniyet bu fedakarlığın üzerine kurulmuştur. Bazılarımız ona vahşet diyorlar. Vahşet aşkın ilk cümlesidir yeğen. Bak evlat, her kadın güzel bir kürkün içinde kendini güvende hisseder. Her erkek ona o kürkü verdiği an kendini avcı sanır. Sizin meseleye bakışınız farklı abiler. Dayı, kıza kürk almaya mı geldik? Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Ne kürkler gitti bu dükkandan. He dayı, kimlere kimlere? Vay 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 vay. Geri çeviren oldu mu dayı? Oldu. Bir tane. Göster Marco. Saklamışsın Hasan. Verme. Aramıza kimse gelip girmesin. Yemedim bir şey. Ayırmasın Mevla. Yo, yerim. Aramıza kimse. Bir yerlere gidelim mi birkaç gün? İster misin? İsterim. Ormana gideriz. Gidelim. Bir kulübe buluruz. Olur. Böyle bahçesi olan. Orada kahvaltı ederiz. Tamam. Ateş yakarız gece. Başında duracağız. Üşürüm ben. Sarılırım o zaman. Söz mü? Söz. Söz Selma. Sımsıkı sarılacağım. Hiç ayrılmayacağız. Herkesi unutacağız. Nasıl unutacağız? Mecburuz. Yaptığımız her şeyi unutacağız. Kenan'ın öldürdüğün abisini. Onu da. Terk ettiğim bebeği. Onu da. Kenan. Kenan'ın. Herkesi. Herkesi öldürdük. Çok mutlu olacağız artık. Bir tek ikimiz. Sonunda. Sonunda.
Hiç ayrılmayacağız biz. Hep seveceğiz birbirimizi. Hep. Hep Selma. Sonra beraber oldunuz ama yine. Olmadık. Azat? Azat. Görüştük, seviştik. Ama öyle bir enkazdı ki bizimki. Arkamızda bırakamadık. Altında kaldık. Ama buldunuz yine birbirinizi. Ezel, bazı aşklar iki değil. Üç kişiliktir. Bilmez miyim? Ben o adamın abisini öldürdüm. Kızını aldım, geri vermedim. Kenan gidince Selma ile yine beraber olduk. Ama birbirimizi bir daha bulamadık. Aç bakalım Marco. Buraya geldi Gezel çünkü delikanlının cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Marco. Çıkar bakalım banka cüzdanını Marco. Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Bana niye söylüyorsun dayı? Oku. Gelibolu'dan İskender. Hala'dan Mustafa. İçinden oku. Okudun mu ya? Hesabımız deftere yazılmaz ye. Şimdi sen okudun. Çünkü benim hafızam eskisi gibi değil. Aklında tut. Borcu olanın ismini söylediğinde o sana borcunu ödeyecek. Marco benim bankamdır ye. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. Kasanın anahtarı bundan böyle Ezel'in iki dudağı arasındadır, tamam mı? Tamam Hasan. Ay merhaba arkadaş. Oo. Nasılsın canım kardeşim? Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Yolu niye uzatıyorsun böyle dayı? Hoş bulduk. Niye hemen gitmiyoruz şu kıza? Hoş bulduk. Yapacak işlerimiz var daha ondan yani. Daha ne var dayı? Ne var daha? Seni birisiyle tanıştıracağım ya. Sen ciddi misin? Ha, ciddiyim.
Dayı, peşimizde onlarca adam var. Bütün katilleri yolladılar arkamızdan. Nasıl koruyacağım ben seni? Muhitimize geldik ya. Muhitimize geldik. Ha, bilerek getirdin herkesi buraya. Hepsini bir çırpıda atlatmak için. Rabia, Rabia. Bu benim en iyi dostum Rabia, Ezel. Hoş geldiniz. Bu da Rabia. Karım. Bırak onları oraya Rabia, bırak. Rabia, şurada bizim eski albümler vardı. Çocukların fotoğraflarını göstereceğim Ezel'e. Sen de kalsın yeğen. Onlar ne biliyor musun? Şimdi de bunların hepsini teker teker ziyaret edeceğiz değil mi dayı? O en büyük var ya, o Dudullu'daki deponun anahtarı. Böyle büyük şeyler ortadan kaybolsun istediğim zaman oraya koyarım. O yanındaki benim sarı yerdeki evin kafayı dinlemek için. O iki tane araba dükkanı, kapalı ama arada giderim ben. En sondaki memleket. Antep'teki evin anahtarları onlar. Onlar ne biliyor musun? Senin güvende kalmak için gittiğin yerler değil mi? Ha. Gidecek yerin kalmadığında gittiğin yerler. Ha. Senden başka kimsenin bilmediği yerler. Ben niye şimdi biliyorum o zaman değil? Hah, gel, gel abi ya, gel. Gel bak ya. Bu Ali Temel. Ailecek Kaynarca'ya gitmişiz. Gel yanıma. Gel abi ya. Gel. Gel buraya otur. Gel. Gel. Neresi burası? Memleket. Selim eşeğe binmiş bak. Eşek ısırdıydı onu orada. Öyle. Bu... Bu kim dayı? O bizim hemşeri. Yani her gün çorba yapardı, delirtirdi beni yani. Tabancayla kovaladı onu Ramiz Bey. Bak burada bütün çocuklar var. Ya. Oğlum. Doğduğunda kendi silahımı yastığının altına koydum. Benden iyi o. Benden sonra o. Olmadı. Bak bak şimdi. Burada ailecek sinemaya gitmişiz değil mi bak. Uğur sırtımda, Selim. Sen yoksun Rabia. Nasıl? Yani... İkimizin beraber böyle bir resmi yok. Resimleri hep ben çekiyordum da ondandır Ramiz Bey.
Bir eski Polaroid olacak, onu al. Çek bir resmimizi. Gitmemiz gerek. Dayı, geliyorlar dayı. Çekiyorum. Tamam Ramiz Bey. Tamam. Dert etme kendine. Bir resmimiz yok beraber Rabia. Bir sen kaldın tek başına bu evde. Olsun Ramiz Bey. İşiniz var dedim, bekledim. Aşkınız var dedim, bekledim. Ben beklerim. Ben hep gidiyorum, sen hep kalıyorsun. Ama... Bir resmim bile yok benimle, Rabia. Olsun Ramiz Bey. Ben beklerim dedim. İş biter, eninde sonunda gelir dedim. Bu evde tek başına bıraktım seni, Rabia. Ama sonunda geldin Ramiz Bey. İş bitti, aşk bitti. Ben haklı çıktım. Sonunda geldin değil mi Ramiz? Artık gitmeliyiz de. Ha, güzel değil mi? Söylemedi bana. Kızım olduğunu bilmiyor. Kimse ona bir şey yapmasın. Başkasının kızı o. Biz birbirimize ne yaptık Ramiz abi? Biz birbirimizin hayatını çaldık Kenan. Sen bana ne yaptın Ramiz abi? Ben sana ne yaptım? Bitti artık Kenan, bitti. Yolun sonuna geldik artık. Ben senin çocuklarını... Senin çocuklarını... Ben ne yaptım Ramiz abi? Ben başlattım. İlk bıçağı... Ben sapladım. Sen benim kızımı aldın abi. Benim bir kızım olacaktı. Senin çocuklarının yanında olacaktı. Biz ne yaptık birbirimize Ramiz abi? Bitti artık. Bitti. Yolun sonuna geldik. Affet beni Ramiz abi.
Sen benim kızımı aldın. Affet beni. Söyle kızını seveyim söyle. Affettim de. Affettim mi? İyi. Çünkü ben de senin kızını aldım. Ezel, Azat yok. Çantasını da almış gitmiş. Yok, yok. Burada mı? Aradı mı? Geldi mi? Azat! Kızımı ne yaptım dedin sen? Alıcıyı ceketine yapıştırdım kolundan tutarken. Duyuluyor mu? Sabah şeye geldi. Burada pazar kuruluyor, oraya gel. Ben oraya kaçacağım sabah. Arkadan kaçarım hem ayı da olmaz. Oraya gel, tamam mı? Alo Kenan. Operasyon tamam. Bade ile konuştum. Tabii ki en yakın arkadaşını aradı kızcağız. Yarın alıyoruz Azad'ı. Rica ederim. Zaten yapacağını yapmıştım. Niye kızımı bana bırakmadın Ramiz abi? Hepinizi unuturdum. Kızımın babası ben olurdum. Başka bir adam olurdum. Niye bırakmadın Ramiz abi? Azat! Yapma! Bırak Azat'ı! Göze alamazsın. Azat! Bu baba benim suçum. Bir şey yapmak istemiştim. Merak etme güzel. Sarnıca gidiyoruz. Yarım saat vaktin var. Senin bana verdiğin gibi ben de sana bir seçenek vereceğim tabii. İster kızını seç, ister kendini. Bence benim yaptığım gibi yap. Bir kızın olduğunu unut. Yaşamaya devam et. Ya da sen gel. Kızın yaşasın. Baba gelme! Baba sakın gelme! Geleceğim! Geleceğim kızım, geleceğim! Vaktinden önce anlamanın şaşkınlığı mı? Vaktinde anlamanın sevinci mi? Ya da biraz geç kalmanın o gereksiz tedirginliği mi? Hangisi? Ama belli ki artık sonundayız her şeyin. İtiraz istemem. Bütün gün peşinde koşturdum durdum değil. Sen burada kalıyorsun, ben gidiyorum, anladın mı? Adam benim canımı istiyor Ezel. Benimkiyle yetinecek o zaman. Anlamam. Ben gideceğim, kızımı o herifin elinden alacağım. Eğer sen karşıma çıkarsan seni de vururum. Anladın mı? Öldürecekler seni. Bekle. Bekle. Ne? İki kişi. Sen ne ben? Bir şansımız olur mu? Olmaz. Bir daha düşün dayı. İki kişi. İkisi de Ramiz. Biri şimdiki, biri genç. Genç olan artık doğru yerlere bakmayı biliyor dayı. Karşısındakini şeytan gibi okuyor. Doğru zamanda silah çekiyor. Gerekirse merhamet gösteriyor, gerekirse ceza veriyor. Aşkıyla intikamını, dostuyla düşmanını artık birbirinden ayırıyor dayı. Biraz uzun sürmüş, zor olmuş. Ama genç olan ustasından sonunda her şeyi öğrenmiş. Güzel. Bugün için yetiştirmedin mi beni? Kim olduğumu anlayayım diye yetiştirmedin mi dayı? Öyle yaptım ya, öyle yaptım. Oğlum doğduğumda yastığının altına silahını koymuşsun. O silahı ben istiyorum şimdi. Bu yelek de senin. O bana göre değil. Burası için dayı. Yaşayamadığımız hayatlar var ya. Oradan çıkınca hepsini beraber yaşayacağız.
O kadar bekledim ki geliyorum. Ölümümü bekledim, geliyorum. Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini bekledim, geliyorum. Kızım.